Hepiniz hoş geldiniz sayın meslektaşlarım. Bugünkü toplantımız intrapartum ultrason ile ilgili. Toplantımızın moderatörlüğünü Profesör Doktor Oluş Apı yapacak. Dolayısıyla ben sözü uzatmadan hemen kendisine devrediyorum. Evet Oluş, seni dinliyoruz. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sesim geliyor değil mi hocam? Evet geliyor. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz bugün uzunca bir aradan sonra bir obstetrik konu başlığıyla beraber bir arada olacağız. İntrapartum ultrasonu tartışacağız. Yalnız intrapartum ultrasonu tartışmadan önce daha dün New England Journal of Medicine'da bir yazı yayınlandı. CDC'den, Amerika'dan, Atlanta'dan, Hastalık Kontrol Merkezi'nden. Bu mRNA aşılarının gebelikte kullanımı ile ilgili ilk güvenlik datası yayınlandı. Şimdi onunla ilgili kısaca birkaç slide sunmak istiyorum. Burada Amerika'da messenger RNA COVID-19 aşısı olan gebe kadınlardaki aşının etkileri yayınlandı. 2020 Aralık'la Şubat 2021 yılları zamanı arasında bu CDC'deki bir surveillance sistemine bildirilen aşıya bağlı gebelikte yapılan aşının yan etkileri raporlanmış, kaydedilmiş. Bunun sonuçları yayınlandı. Şimdi bunun sonuçlarına bakacak olursak, bu bir akıllı telefonda bir application'a girilen bir surveillance sistemi var. Gebeler, daha doğrusu COVID-19 aşısı olan kişiler, bu app'ten aşıya bağlı bir problem yaşayıp yaşamadıklarını bildiriyorlar. Hem erkekler hem kadınlar. Daha sonra kadınlara gebe olurlarsa eğer, gebelik varsa gebelikleriyle ilgili bir geri bildirimde bulunmaları isteniliyor. Daha sonra da yine bu gebelere, gebe olduğunu deklare edilen kadınlara ikinci bir kere telefonla ulaşılıyor. Telefon görüşmesiyle ulaşılıp semptomları yönünden sorgulama yapılıyor. Şimdi toplam 35.691 gebe bu çalışmaya alınmış. Bu gebelerin neredeyse yarısı Pfizer'ın BioNTech aşısını, diğer yarısı da Moderna aşısı olmuş. Her iki farklı aşıya olan gebelerdeki yaş dağılımlarının hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Ve gebelerin ağırlıkla yaş aralıklarının 25-34 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Gebelerin çoğu aşılama sırasında gebe, %14 gibi bir popülasyonda aşı olduktan sonraki 30 gün içinde pozitif gebelik testi ile sonuçlanıyorlar. Yine ırk açısından da baktığınızda gebelerin çoğunun Hispanik olmayan beyaz ırktan olduğunu görüyoruz. Şimdi bildirilen yan etkilere baktığımızda gerek Pfizer olsun gerek Moderna olsun en fazla bildirilen yan etki enjeksiyon yerinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve miyaljı. Her iki aşıda da eşit oranda bildiriliyor ve bu tip yan etkiler özellikle ikinci dozdan sonra daha yüksek oranda bildiriliyor. 38 derecenin üzerinde ateş ölçümü de yine özellikle ikinci dozdan sonra gebelerde belli bir oranda yaklaşık olarak %4.7 BioNTech sonrası, Moderna sonrası da %11.8 oranında da görülen bir yan etki olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi en fazla bildirilen yan etkilere baktığımızda gebeler lacivert barla gösteriliyor. Açık mavi barlarda da gebe olmayanlarla yapılan mukayese var. Gebelerde ağrı semptomu gebe olmayanlara göre enjeksiyon bölgesinde daha fazla bildiriliyor. Hem birinci hem ikinci doz sonrası her iki aşıda da bu ağrı oranı gebelerde daha fazla. Yorgunluk, baş ağrısı, miyaljı gibi yan etkiler her iki aşıda da gebelerde daha az bildiriliyor gebe olmayanlara göre. Ama gerek gebe olsun gerek gebe olmasın gördüğünüz gibi ikinci dozda bu tip yan etki oranlarının daha fazla arttığını görüyoruz tüm popülasyonda. Şimdi demin bahsettiğimiz gibi önce bir smartphone'dan gebe olup olmadıkları soruldu. Yaklaşık 35 bin küsür gebe çalışmaya alındı. Daha sonra bu gebelerden geri dönüş isteniyor.
Bu geri dönüş yapılanlara da telefon interview'üyle semptomlar sorgulanıyor. Bu geri dönüş yapan gebeler tüm 35 bin gebenin yaklaşık %10'u. 3958 gebe geri dönüş yapıyor ve bu geri dönüş yapan gebelerin çoğu da sağlık çalışanı. Yine dağılımlar hemen hemen eşit Pfizer ve Moderna aşısı arasında. Yine ortalama gebelerin çoğunun 25-34 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Çoğunun da beyaz ırktan olduğunu görüyoruz. Gebeliğin hangi döneminde aşıya maruz kaldıkları sorulduğunda ağırlıklı olarak ikinci trimester. Gebelerin %43.3'ünün ikinci trimester gebe olduğunu görüyoruz. %28.6'sı birinci trimesterde aşı oluyor. %25.7'si de 28 hafta sonrası 33. trimesterde aşı oluyor. %2.3 gibi küçük bir grupta perikonsepsiyonel dönemde aşı olmuş oluyor. Yani aşı yapıldıktan sonraki dönemde gebelik testi pozitif çıkıyor. Yani son adet tarihinden sonraki 30 gün içinde aşı olduğunu öğrenen bir grup. Yine bu telefon bağlantısı sırasında, aşı sırasında enfeksiyon COVID-19 geçirip geçirmedikleri soruluyor. Gebelerin çoğu COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş. Küçük bir kısmının da aşıdan önce %1,5 gibi her iki grupta kısmının aşıdan kısa bir süre önce COVID-19 enfeksiyonu geçirdiği öğreniliyor. Şimdi çalışmanın en önemli sonucu aslında burada bildiriliyor. Bu geri bildirimde bulunan yaklaşık olarak 3500 küsür gebenin spontan abortus oranları, ölü doğum oranları ve neonatal sonuçları değerlendiriliyor. Ve şunlar karşımıza çıkıyor. Yaklaşık olarak bu gebelerin %12.6'sında spontan abortus gerçekleşiyor. %0.1'inde ölü doğum görülüyor. Preterm doğum oranı %9.4. Özellikle aşı olup gebe olup aşı olup sonuçlarını bildiren bu popülasyonda. SGA bebek oranı %3.2. Konjenital anomali oranı %2.2. Neonatal ölümde hiç gözükmüyor. Şimdi bu çalışmada en önemli noktası bu çalışmanın, bu gebelerin hepsi gebeliklerini tamamlıyorlar. Yani belli bir döneme kadar gebelik takibi yapılan gebeler değil. Bunların hepsi doğumu gerçekleşmiş gebeler. Bu oranlara baktığımızda spontan abortus oranı, ölü doğum oranı, demin verdiğimiz erken doğum oranı, SGA bebek oranı, neonatal ölüm oranı, normal aşı olmayan popülasyonla eşit oranlarda. Yani direkt olarak karşılaştırılabilir iki grup olmamasına rağmen gebelikte COVID-19 aşılarının abortus, ölü doğum, erken doğum, SGA bebek, konjenital anomali açısından riski arttırmadığını bu çalışmanın sonuçlarına göre söyleyebiliyoruz diyorlar çalışmacılar. Son olarak bu son slaytta da özellikle olumsuz yan etki bildiren gebelerin sonuçları. Yaklaşık olarak bu başvuran ve çalışmaya alınan 35 bin gebenin 221'inde olumsuz yan etki bildirimi var. Ve bu olumsuz yan etkiler açısından baktığınızda, özellikle gebelik açısından baktığımızda bu geri bildirimde bulunan ve hastaneye belli bir şikayetle yatan gebelerin özellikle düşük oranlarının bu popülasyonda %46 olduğunu, ölü doğum oranının %3 olduğunu, prematür erken membran rüptürü oranının %3, vajinal kanama %3 yine, fetal hidrops %2, preterm doğum oranı %2 ve neonatal ölüm oranının %1 olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu çalışmanın sonuçlarına göre bu tabii bildiren, geri dönen hastalardaki olumsuz sonuçlar. Ama en önemli kısım sanıyorum bu çalışmanın sonucuna göre çalışmanın güvenlik açısından
yeni doğan güvenliği açısından ve fetal sonuçlar açısından gebe olmayan popülasyonla ya da COVID-19 aşılanması öncesi gebelik geçirenlerdeki komplikasyon oranlarının benzer olması, yine aşının yan etkili profili açısından da bakıldığında gebe olmayanlara göre kıyaslanabilir ve daha olumlu yan etkilerinin yaşandığı yönünde bize sonuç veriyor bu çalışma. Şimdi bu çalışma çok yeni yayınlandığı için, dün yayınlandı New England Journal of Medicine'da. Bu konudaki en kapsamlı çalışma, 35 bin gebenin çalışıldığı bir çalışma olduğu için burada ilk sonuçları vermek istedik, sizlerle paylaşmak istedik. Tabii mRNA aşıları ile ilgili bir sonuç. Ülkemizde bulunan inaktif viral aşıyla ilgili bir sonuç yok burada. Bu aşıların gebelikte kullanımının güvenli olabileceğini gösteren bir çalışma olması bakımından kıymetli. Şimdi bu yeni güncel sonuçtan sonra daha sonra soru cevap kısmından sorularınızı yazabilirsiniz isterseniz. Ben aslında toplantıya geçmek istiyorum. Toplantıya geçmeden önce intrapartum ultrasonografi ile ilgili ne söyleyebiliriz? İntrapartum ultrasonografi ile ilgili intrapartum ultrasonografi yaklaşık olarak 2000'li yılların başından beri oldukça hot bir topik. Bu konuda çok fazla çalışma yapıldı ve çok fazla çalışma yayınlandı. Yapılan çalışmalara göre özetle şunu söyleyebiliriz ki intrapartum ultrason kullanımı fetal başın seviyesi ve fetal başın pozisyonunu belirlemede dijital muayeneye göre daha hassas bir muayene. Yani çalışmalar bunun daha objektif ve daha doğru sonuçlar verdiğini bildiriyor. Ancak rutin pratiğimize eylem takibinde henüz girmiş değil, dünyanın hiçbir noktasında henüz girmiş değil. Büyük bir ihtimalle bunun sebebi de şu, dünyadaki imkanlara baktığınızda özellikle düşük gelirli toplumlarda her doğumhaneye bir ultrasonografi cihazı sokmak oldukça masraflı olur. Sonuçta dijital muayenenin masrafının hiç olmadığını düşünecek olursak. Ama dijital muayeneye göre daha üstün olan bu yöntemin de bir öğrenme eğrisi var. Yani biraz zaman harcayıp bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O nedenle rutin pratiğimizde, travay takibinde intrapartum ultrasonografi kullanmıyoruz. Ancak özellikle seçilmiş vakalarda, doğum eyleminin yavaş ilerlediği vakalarda, doğum eyleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya operatif doğum düşündüğümüzde, operatif doğum öncesi intrapartum ultrasonografiyi kullandığımızda acaba kullanacağımız operatif doğum yöntemi başarılı olacak mı olmayacak mı, bunu öngörmede intrapartum ultrasonografiyi kullanmak, bu konudaki bilgi ve deneyimimizi arttırmak özellikle mediko-legal davalara karşı ya da durumlara karşı bizi koruyabilir. İşte bu nedenle biz bu konudaki birikimimizi arttırmak için, biraz da farkındalığımızı arttırmak için bugün bu intrapartum ultrasonografi konusunu işlemeye karar verdik. 3 tane konuşmamız olacak. İlk konuşma operatif doğumun başarısını öngörmede intrapartum ultrasonun etkileri neler olabilir? Bununla ilgili güncel bir çalışma sunacak Ayşe Seyhan. Ardından ben İSİOG'un 2018'de yayınladığı intrapartum ultrason kullanımı ile ilgili geniş kapsamlı bir kılavuzu özetlemeye çalışacağım. Üçüncü konuşmacı da benim sunacağım kılavuzdaki birinci yazar Profesör Doktor Tullio Gi, İtalya'dan, Parma Üniversitesi'nden. Bu konuda çok fazla çalışma yapan, bu konuda çok tecrübeli bir isim. Bize basit ve komplike vaka örnekleri üzerinden intrapartum ultrasonografi kullanımı ile ilgili güzel bir paylaşım yapacak. Şimdi sevgili Ayşe Seyhan bize operatif doğumda intrapartum ultrasonografi ile ilgili makaleyi sunacak. Evet Ayşe, şimdi host, co-host mu yapmamız gerekiyor seni? Evet. Tamam. Henüz olamadım. Şimdi hemen. Siz kapatırsanız Oluş Hocam. Hı hı. Ben şimdi share screen'den çıkacağım.
gelebildin mi? Ayşe, ben seni co-host yaptım. Tamam. Hemen zaten geldi ekranım. Bir şey rica edeyim yalnız. Yani senin ve Oluş'un konuşmalarını bir içerek gibi, içerek gece gibi bitirebilirsek Tulio Gi için bir 45 dakika ayırmak istiyoruz. Çünkü o bize vaka sunumu şeklinde ve interaktif bir konuşma yapacak. Tamam. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Tamam. Bana verilen makale şu, operatif, komplike operatif doğumu öngörebileceğimiz bir model geliştirebilir miyiz? Şimdi Oluş hocamız da söyledi zaten, dijital muayenenin fetal başın seviyesi ve angajmanını öngörmede ciddi hatası olabiliyor, %20 ila 75 arasında. Ve uzun bir süredir aslında intrapartum transperineal ultrasonla klinik pratiğe girmiş durumda, her ne kadar çok yaygınlaşmamış olsa da hedef burada doğumun ilerlemesinin progresyonu ve doğumun sonuçlanmasının nasıl olacağına dair öngörülerde bulunması. Şimdi operatif vajinal doğum bildiğimiz üzere neonatal morbiditesinin arttığı, beraberinde maternal morbiditesinin de yüksek olduğu bir durum. Neonatalde ne oluyor? İntrakraniyal kanamalar oluyor, konvizyonlar olabiliyor, mekanik ventilasyon ihtiyacı daha fazla olabiliyor operatif vajinal doğum kullanılmayanlara kıyasla. Maternal morbiditede de kanamalar ve perineal hasarlar oluyor. Komplike operatif vajinal doğum dediğimizde ise tüm bu riskler çok daha fazla yükseliyor. Şöyle ki neonatal dönemde görmüş olduğumuz bu intrakraniyal kanamalar çeşit çeşit 6 kat kadar daha fazla artmış oluyor operatif vajinal doğum kullanılmayan hastalara kıyasla. Bu nedenle çalışmanın amacı vajinal doğum yapan ama operatif vajinal doğum yapmak durumunda kalan hastalarda durumun komplike olup olmayacağını öngörebilecek bir modelimiz olabilir mi ilk doğumu yapan hastalarda? Prospektif bir gözlemsel çalışma bu. 2016-2017 yıllarında nülüfer kadınlar katılmış, 37 hafta üzerinde olması gerekiyor ve seferik baş gelmesi gerekiyor. Hastalara katılım şöyle öneriliyor. Önce doğumların başladığından emin olan hastalar davet ediliyorlar çalışmaya. Ve bu çalışmaya davet edilen hastaların içinden eğer NST'si iyi olmayan hastalara ya da doğum eyleminde ilerleme olmayan hastalar veya anne yorulduğu takdirde operatif vajinal doğum kararı alınıyor ve hastalara hem transabdominal hem de transperineal ultrason yapılıyor. Çalışmanın güçlü yönlerinden bir tanesi de bu. Transperineal ultrasonu yapan doktorlar farklı, doğumu yaptıran doktorlar farklı. Dolayısıyla doğumu yaptıranlar bu sonuçlardan habersizler. Şimdi bir takım parametreleri ölçüyorlar transperineal ultrasonla. Bir longitudinal planda ölçtükleri var, bir transvers planda ölçtükleri var. Longitudinal planda ölçtükleri angle of progression dedikleri hastanın dinlenirkenki hali ve itmesiyle birlikte olan seviyelerine bakılıyor, ölçümleri alınıyor. Progression distance dediğimiz şeyi yine dinlenirken ve aktif itme sırasında tekrar ölçüyorlar. Sonra probu transvers planı alıyorlar ve burada da midline angle dediğimiz ölçümü yapıyorlar. Yine hasta dinlenirken ve aktif itme sırasında. Birkaç tane landmark var aslında çok kolay açıkçası. Prop translabiyal bir şekilde oluyor. İki labium arasında yerleştiriliyor. Anatomik landmarklarımızda pubic symphysis. Bu da böyle dikdörtgenimsi oblong bir yapısı var. Irregular ve ekojenik beyaz beyaz gözüküyor. Ve horizontal bir pozisyonda izleniyor. Bir de tabii ki gelen baş kısmını görüyoruz. Ön ve arka kısmıyla birlikte. Ben bir denedim, yapılabiliyor gibi gözüküyor açıkçası. Gözüken şeyler şunlar. Ön tarafta görmüş olduğumuz şu hiperekojen gözüken oblong dikdörtgenimsi yapı simfisiz. Daha sonra da fetüsün gelen kısmını görüyoruz. Başın, kafatasının ön kısmı ve arka kısmı şeklinde. Bu probu longitudinal tuttuğumuz takdirde gördüğümüz şey sol tarafta A şeklinde gözüktüğü gibi. Angle of progression dediğimiz şey de aslında fetal başın inişini değerlendirmek için kullanılan bir parametre. Nasıl ölçüldüğünü gösterelim. Yine longitudinal bir şekilde prop tutuluyor. Prop tutulduktan sonra hemen landmarklarımız neydi bizim?
Symphysis pubis'imizdi. Symphysis pubis'i ortasından kesecek şekilde bir çizgi çiziliyor. Symphysis pubis'in en inferior noktasında duruluyor ve fetal başında en aşağıdaki kısmından geçecek, teğet geçecek şekilde bir başka çizgi çiziliyor ve bu iki çizgi arasındaki açı angle of progression dediğimiz şey. Diğer ölçtükleri şey progression distance'dı. O da yine symphysis pubis'i kullanıyoruz. Symphysis pubis'in en inferiorundan geçecek şekilde ortasından geçecek, en inferioruna duracak şekilde bir çizgi çiziyoruz. Buna 90 derece dik olacak şekilde bir başka çizgi aşağıya doğru indiriyoruz. Bu indirdiğimiz çizgiden fetal başın en inferioruna gidecek şekilde yine bir başka çizgi çiziyoruz. Bunun mesafesi progression distance demiş olduğumuz yapı, ölçüm. Midline angle dediğimizde ise bu sefer probumuzu yönünü değiştiriyoruz. Horizontal bir şekilde translabiyal olacak şekilde koyuyoruz. Bu da kadının pelvisinin anteroposterior aksıyla bebeğin beyninin ortasından geçtiğini düşünüyoruz. Bu çizginin arasındaki açı bize ne bilgisini veriyor midline angle dediğimiz şey? Bebeğin başının rotasyonunun indikatörü. Dolayısıyla doğumun ilerlemesinin göstergelerinden bir tanesi. Çalışmada komplike operatif doğumu nasıl tanımlamışlar? 3 veya daha fazla traksiyon gerekiyorsa bebeği çıkartmak için. Operatif doğum yapılamadıysa, sezaryana gidildiyse, 3. derece ve üzerinde perineal yırtık olduysa, annede ağır kanamaya bağlı olarak epizotomi sırasında olabilir. Hemoglobin en az 2,5 değer düşmüş olacak, 2,5 gram bölü desilitre. Belirgin bir travmatik neonatal lezyon olması, bunlar işte intrakranial kanamalar, periferik ve kranial sinir hasarları gibi. Bunu komplike operatif doğum olarak değerlendirmişler. Prediktif model olarak da bu modelleri çalışmışlar. Bütün bebeklerin aynı zamanda ölçümleri transabdominal olarak müsaitse baş çevresi BPDC ölçülmüş. Transabdominalde geri kalan ölçümler alınmış. Dolayısıyla beklenen doğum ağırlığı da ölçülmüş bu bebeklerde. Baktığınız zaman komplike olan 79 tane hasta çalışmaya katılmış. 48 hasta komplike olmayan bir operatif doğum geçirmiş. 31 hasta ise komplike operatif doğum yaşamış. Yaşlarına baktığınızda aralarında büyük bir fark yok. Genç hasta popülasyonu 28-30 yaşlarında. Genel olarak endikasyon, operatif vajinal doğum endikasyonu, doğum eyleminin ilerlememesi ve hepsi miyat gibi 39 haftalarda görüldüğü gibi. Doğum ağırlıklarına baktığımızda komplike olmamış operatif doğum yaşayan hastaların bebekleri daha küçük. Biri okuruk 3200, komplike olanlar 3500 ortalama gibi. Baş çevrelerine baktıkları zaman yine arada anlamlı bir fark var. Komplike olanların baş çevreleri daha büyük, BPD'leri daha büyük. Tabii ki doğum ağırlıkları da ölçülen ultrasona da yine paralel olacak şekilde daha ağır bebeklerde komplike operatif doğum yaşama, daha büyük kafası olan bebeklerde komplike operatif doğum yaşama olası daha yüksek gibi gözüküyor. Komplike operatif doğum grubunda ayrıca 4 hastaya sezaryen yapılmak durumunda kalmış ve bir bebek de yoğun bakıma girmiş. Apgarlarına baktığımızda ise aralarında herhangi bir fark yok. Komplike olan ve olmayan doğumlarda, vajinal operatif doğumlarda, optikal arter pH'i de yine benzer gözüküyor. Neler olmuş komplikasyon olarak bu grupta? En çok olan 3 ve üzerinde traksiyona ihtiyaç olmuş. Bunu takiben ağır 2,5 gramlık bir hemoglobin düşüşü görülmüş. Daha sonra da 3. derece bir üzeri perineal yırtıklar. Ölçümlere gelecek olursak hatırlayalım. Angle of progression nasıldı? Symphysis pubis'i kesecek şekilde midline bir çizgi çiziyorduk. Inferiorunda duruyorduk. Başın en inferior kısmını tanjant bir şekilde kesecek şekilde bir başka çizgi çizip aradaki açıya bakıyorduk. Komplike olmuş olan operatif doğumlarda ortalama 119, komplike olmamışlar 138. Bu yine aradaki fark anlamlı.
hasta kındığı sırada ölçüldüğünde ise bir taraf 126, bir taraf 149, yine aradaki fark anlamlı. Yani açı ne kadar çok genişlerse buradan anladığımız kadarıyla, dolayısıyla bebeğin başı ne kadar aşağıdaysa operatif doğumun komplike olmama olasılığı artıyor. Diğer baktığımız şey de progression distance'da nasıl yapıyorduk? Sessiz pubis'e yine ortasından geçecek bir çizgi çiziyorduk. Bunun en inferior'dan aşağıya 90 derece kesecek şekilde başka bir çizgi çizip bu çizgiye yine dik olacak şekilde bebeğin başının en inferior'una gelecek şekilde bir başka çizgi çiziyorduk. Burada yine aradaki fark anlamlı. Bu mesafe ne kadar uzunsa o kadar iyi. Dolayısıyla bebeğin başı ne kadar aşağıdaysa o kadar az komplike operatif doğum olma olasılığı var. 36 mm bir tarafta, 45 mm bir tarafta hasta akınmazken, akınırken de 41 mm bir taraf, 50 mm bir taraf olacak şekilde çıkmış. Midline angle'a bakmıştık. Bu rotasyonu gösteriyordu, bebeğin başının rotasyonunu. Burada baktığımızda akınırken her iki doğum modalitesi arasında bir fark yok. Sadece hastanın akınmadığı durumda bu açı komplike olanlarda daha fazla gözüküyor. Zaten kaç traksiyon yapıldı diye ortalama bakıldığında komplike olmayan da ortalama bir traksiyonla bebek çıkarılırken komplike olanlarda ortalama medyanı 4 kere traksiyon yapılması gerekmiş bebeğin çıkarılabilmesi için. Modelleme yapılmıştı. Bu modellemeye göre en iyi farklı farklı şeyler çalışmışlardı. İkili kombinasyonlar çalışıyorlar. Lojistik regresyonlarını yapıyorlar. Ve en iyi çalışan modelin angle of progression hastanın akınmasıyla birlikte ölçülen değeri ve baş çevresi olduğuna karar veriyorlar. Burada area under the curve 0.87, 88 neredeyse. Güzel bir prediksiyon veriyor ve buna göre de bir software geliştiriyorlar ve bu bilgileri girdiğimizde hastanın sonuçlarının ne olacağını ilgili olarak bir prediksiyonda bulunuyor. Mesela 348 mm bir kafa çevresi olan bir bebeğin hastanın itişiyle, ıkınmasıyla beraber bu angle of progression'a 152 derece ölçecek olursa komplike bir operatif doğum olma olasılığı %28. Aynı hastanın 348 mm fetal baş çevresi var. Angle of progression'ı 110 derece ise bu hastanın %89, %90'a yakın komplike bir operatif doğum geçireceğini söyleyebiliyor bu sistem. Yine bir iki örnek daha var. Yine 345, 146, 115 buralarda benzer şekilde görüyoruz. Bu da benim size az önce göstermiş olduğum bu hasta. Ben bunun ölçümlerini aldım bu hastada. Ama sonuçlarına hani ölçümlerini almadım. Önce bu ultrasonu yaptım. Sonra doğumu oldu. Vajinal doğum ikinci evre çok uzadı. Dolayısıyla operatif doğuma geçmek durumunda kaldık. Ve komplike bir durum söz konusu oldu. Daha sonra geriye dönüp bunu ölçtüğümde ben bunu 115 mm buldum. Gerçekten sanırım sistem çalışıyor gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum ben. Ayşe çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bence bizi çok rahatlatabilecek bir yöntem bu intrapartum ultrasonografi. Hani böyle bir sistem kullanmasak bile bu parametreleri dediğin gibi göz önünde bulundurarak en azından bizi neyin beklediğiyle ilgili hastayla konuşmak için daha objektif veri sağlıyor. Hele böyle bir sistemin kullanılması da belki bu yüzdeler hastayla paylaşılırsa da hastanın da daha böyle ikna olması konusunda daha ikna edici olabilir, daha iyi olabilir. Elimizi rahatlatacak bir yöntem olduğu aşikar bu çalışmanın sonucuna göre. Şimdi ben tekrar ekran paylaşacağım. Tabii. Oluş. Çok kısa bir şey soracağım Ayşe'ye ben. Tabii. Birincisi mesela bu komplike doğumu belirlemedeki bu açı vesaire falan gibi parametreleri, değişkenleri evalüe ederken bir lojistik regresyon yapıp mesela bebeğin ağırlığı ondan sonra hepsine bakmışlar.
Yani hepsinden arındırılmış olarak yine bu belirleyici evet. oluyor. Evet, hepsinden bakmışlar. Aralarında istatistiksel ağırlıklar arasında bebeklerin fark var. Ama bu lojistik regresyonu işte yaptıklarında ikili ikiliye düşmüşler. Ve buldukları şey en anlamlı olan bu ikisi. Bu regresyon tablosuna bir kere daha yani varsa oradan bir bakabilir miyiz? Bir sakıncası yoksa. Yani sen tablo sorusuna cevap vermek için. Sen çünkü onu tablosunu buraya koymadım ben. Bir de bir iki tablolarında şey hataları var. Matematiksel bu mesela bir iki tablosunda geri gelirsen şeyler de var. Bazı typo error'lar da var. Bir diğer sorum da mesela böyle bir şey öngördükleri zaman bu hastalara nasıl bir danışmanlık veriyorlar? Diyelim ki perineal ultrason yapıldı, angle'lar ölçüldü, progression angle'ı bilmem nesi falan filan ve bunun operatif doğumun daha komplike olabileceği anlaşıldı. Yani hastaya burada nasıl danışmanlık veriliyor ya da bunu biliyor olmak hastanın management'ını herhangi bir şekilde değiştiriyor mu? Yani bu komplike bir operatif doğum olur. Dolayısıyla bunu operatif doğumla sonuçlandırmayalım. Sezaryenle mi sonuçlandıralım deniyor? Yoksa sadece bunu biliyoruz, bunu hastayla paylaşıyoruz. Böyle böyle riskler olabilir mi deniyor? Ben o kısmında biraz şeyim tam olarak. Yani bu bana ne verecek onu anlayamıyorum bu. Bu çalışmayı yaparlarken başta da söylediğim gibi doğumu yaptıran doktorlar bu ölçümlerden bir haber. O yüzden hastalara herhangi bir yönlendirmeleri yok. Ne olduğuna dair. Şeye baktığımız zaman da tartışma kısmını okuduğum zaman da hani bu sistem çalışabilir diyor ama o software'i hani yayınlamamışlar. Bir yerde de bulamadım. Ne denebilir? Hani komplike operatif doğum olma olasılığı fazla. Bunu sezaryene alalım diyecek kadar net bir şey söylemiyor. Yani %80 komplike operatif doğum olur. O noktada tam açık olmuş, başı aşağıda olan yastığı sezaryeni aldığınızda da acaba yine hastanın işte kan kaybı vesairesi olacak, ek bir şey katacak mı bana bilemiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla APGAR skorları aynı, neonatal morbiditede de bir fark yok. Sadece bir yerine 3 ya da 4 defa çekmek durumunda kalmışlar. Herhalde vajen laserasyonuna bağlı da kanamaları daha çok olmuş. Bir de 3. derece perine laserasyonu olmuş. Doğru mu bu? Aynen. Şu anda ekranda paylaştım da. Evet. Yani en sık görülen komplikasyon olarak söylediği şey 3'ten daha fazla çekmek zorunda kaldım çıkartmak için. Ama diğerleri de hani başa çıkılamayacak bir durum yok gibi gözüküyor. Yani komplike olduğunda da ama yani pH'ları benzer, apkarları benzer ama bir bebek yoğun bakıma gitmiş komplike olan grupta. Onun dışında hani intrakraniyal kanamalar vesaire açısından daha farklı bir sonuç yok. Yani benim hep yani şeyimde şöyle bir sonuç olmasını isterdim ben. Tabii böyle sonuç ulaşmak çok zor olabilir ama mesela perineal ultrason yaptık. Bu hastada operatif doğuma yeltelenmeyin ve sezaryen yapın. Şu nedenlerle diye. Ama bu çok zor tabii bunu demesi. Bilmiyorum. Barış belki yorum yapabilir. Yani, sonuçta ultrasonun bu zorluğu öngörüp göremeyeceğini değerlendiren bir çalışma. Hani Ayşe'nin anlattığı atıyorum hani oradan zor gidersin de yok onun yerine sezaryen yaparsın daha iyi olur mu olmaz mı falan. Hani ileride bunun üstüne yıllarca çalışılır belki. Hani o yüzden bir kavramı tartıştığı için bence hoş yine. Bir şey yok da ben regresyonda şunu merak ediyorum. Şimdi ben eksik söylersem Erkan falan da eklesinler. Yani regresyon yaptık demesi bir şeyi düzelttiğine bir güven vermiyor direkt. Mesela diyelim ki doğum ağırlığı için düzelttim diyor. Şimdi doğum ağırlığını gram gram koyarsa modele, tamam mı? Regresyonun size vereceği şey doğum ağırlığındaki her bir gram artış için ben düzeltiyorum bu etkiyi ve doğum ağırlığının etkisini işte minimize ettim ya da ölçmeye çalıştım demesi başka. Bir gram için bunu gösteremeyebilirim. 100 gramlık bloklara ayırdım gösterdim derse başka. Ne bileyim LGA, SGA diye ayırdım derse falan başka gibi. Tamam mı? Yani o yüzden hani o modelin detayını okumak gerekiyor. İki, yine bir örnek. Kaç tane değişken koyduysa o değişkenlerin alabileceği her bir değer için
Yani mesela doğum ağırlığını düşünsenize, diyelim ki 2500 kilo ile 3500 kilo arasında, ay 3500 gram arasında doğmuş olsunlar. 1000 tane 1 gramlık ünite var. O zaman mesela öyle bir modelin güvenilir olması için neredeyse belki 20 bin kişi gerekir onun içine katılacak. Yani her bir degree of freedom için 20'ye yakın gözlem gerekir gibi. Yani o yüzden anlatmaya çalıştığım tek şey, hani regresyondan bahsederken biri hani sonuç ölçütü ne, içine koyduğu her bir değişkeni nasıl koymuş, kategorize etmiş mi etmemiş mi falan, öyle bakmak lazım. Hani yoksa her çalışmada söylüyor, burada 60 kişiyle ne regresyonu yapacak, hani biraz laf olsun şey gibi, yani işte yaptın mı yaptım yani. Ben ama diğer yani çalışmaları da okudum. Bir şey koyuyor olması güzel. Diğer çalışmaları da okudum. Hani operatif doğumdan kaçın, hani hangisi operatif doğuma doğru gider, hangisi spontan doğurabilir diye. Bir çalışmada bakıyorsunuz angle of progression için 141'in üzeri olsun diyor. Bir çalışmada 145'in üzerinde olur diyor. Birinde 150 değerlerin üzerinde olursa spontan doğum olasılığı daha iyidir diyor. Herhalde bunların birazcık daha geniş çaplı çalışmalarla teyidi şart gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Şu değer eşittir, normal doğum yapamaz diyeceğim kesin bir şey ben bulamadım. Ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Yani şöyle çok kısa, zamanla uzatmadan Tullio Gee de bağlandı. Yani bu intrapartum karşılaştığımız olumsuz olaylar, o kadar nadir karşılaştığımız olaylar ki tabii ki yani hasta sayısı çalışmalarda Ayşe de belirtti çok düşük. 100 kişiyle, 150 kişiyle yapılan çalışmalar bunlar. Yani çok büyük gruplarda çalışma yapmak gerekiyor. Tam bir cutoff'u tam bir belirlemek için işte şu değerde sezaryana gidin, şu değerde şunu yapın gibi. Ama hani belki bir eğitim araştırma veya bir üniversite hastanesinde farklı olabilir ama özel sektörde çalıştığınızda 3 defa vakum çekip başarısız olunması da gerçekten çok hoş bir hadise olmayacaktır. Neonatal sonuçları çok iyi bu çalışma vermese de. O yüzden bu tip başarısız sonuçları öngördürücü elimizde bir takım materyaller var ve dijital muayeneye göre daha objektif bir sonuç veriyor. O nedenle klinisyenin yardımında olabilen bir cihaz gibi ya da bir ölçüm parametresi olarak görmek ve kullanmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani en azından kendi klinik pratiğimizi daha kolaylaştırması açısından. Yoksa net cutoff'larla gidebileceğimiz bir data yok Ayşe'nin de belirttiği gibi. Oluş, istersen sen hemen kısaca guideline'ı sun. Çünkü toplam 9 dakikada bekliyor. Evet, bir overview vereceğim. Bu 2018'de yayınlanıyor. ISIOC'da bu konuda diyor ki şu anda bu bir yan yöntem olarak kullanılmalı. Kesinlikle dijital vajinal muayenenin bir substitute'u, yerini tutan bir muayene yöntemi değildir diyor intrapartum ultrason için. Cihazın özellikleri var. Cihazın en önemli özelliği düşük frekanslı bir cihaz olması. 4 MHz'in altında. Çünkü derine girecek, derin penetrasyona ihtiyacımız var. Fetal başla ilgili noktalara bakacak. En önemli özelliği intrapartum ultrasonografinin fetal başın pozisyonunu belirlemesi. Occiput posterior olup olmadığını bir bebeğin bilmek doğumu prediksiyonu için bize yol gösterecektir diyor. Burada level of evidence'ları vermişler. Bunların üzerinde zaman nedeniyle çok duramayacağım ama intrapartum ultrason fetal başın pozisyonunu belirlemede dijital muayeneye göre daha hassastır ve daha doğrudur. Ve ikisinin kombinasyonu da tek başına dijital muayeneye göre daha iyidir deniliyor. Basit bir muayene, transabdominal olarak fetal başı ve vertebrayı incelediğinizde bebeğin burada gördüğünüz gibi occiput anterior yani occipital kemiğin sintesis pubis'e doğru baktığını görebilmeniz mümkün. Occiput posterior'da da karşılaştığınız görüntü bu noktada fetal orbital fossalar. Dolayısıyla bunu biliyor olmak doğum eyleminin takibi açısından klinisyen için değerlidir ve buna bakmak da oldukça kolay bir yöntem diyor. İkinci olarak fetal başın seviyesi. Yine yapılan çalışmalarda fetal başın seviyesinin özellikle tecrübesiz operatörler tarafından değerlendirilmesinin çok da iyi olmadığı söyleniyor.
Aynı zamanda uzamış eylemlerde oluşan kaput süksedeneum nedeniyle de bunları değerlendirmemiz zorlaşıyor. O yüzden ultrason muayenesi bu konuda bize objektif bir bilgi verebilmekte. Ve kanıt düzeyi 2+2 olarak fetal başın progresyonu değerlendirilmesinde vajinal muayeneye göre de tekrarlayan ultrason muayenelerinin daha üstün olduğunu gösteriyor elimizdeki bilimsel veriler bize. Bebeğin bildiğiniz gibi pozisyonu önemli. Fetal başın mümkün olduğunca fleksiyon duruşta olmasını istiyoruz. Yine bu fleksiyon ve defleksiyon duruşlarını değerlendirmede elimizde iyi düzeyde kanıt var ultrasonun bu konuda faydalı olabileceğine dair. Demin Ayşe belirtti, bu fetal başın seviyesini belirlemede kullandığımız teknik transperineal ultrason. Gördüğünüz gibi transperineal ultrasonda normal litotomi pozisyonundayken probu bir mid sagittal veya aksiyel planda alacak şekilde değerlendiriyoruz. Ayşe bunların detayına girdi. Klinikte en faydalı olan ve en kullanışlı olan parametre bu angle of progression'ı ölçtüğümüz symphysis pubis ile bebeğin başı arasındaki açıyı ölçmek. Bu açı bebeğin başı aşağıya indikçe genişliyor ve genişleyen açıda vajinal doğumun başarılı bir şekilde ilerlediğini veya ilerleyeceğini bize gösteriyor. Ultrason yaparken ischial spine'ları göremiyoruz. İskiyel spine'lara göre bir değerlendirme yapmıyoruz ama iskiyel spine'larında 3 aşağı 5 yukarı nasıl değerlendirebileceğine dair de bir takım referans noktaları var. Şimdi fetal başın istasyonu seviyesini belirlemek için demin bahsettik. Angle of progression çok sık kullanılıyor. Progresyon mesafesi kullanılıyor. Ve bunun dışında da 90 derece bir rotasyon yaptığımızda da kafayla perine arasındaki mesafe ve demin Ayşe'nin bahsettiği midline angle'da rotasyonu göstermesi için kullanılıyor. En çok kullanılan angle of progression'ın öğrenmesinin kolay olduğunu ve klinisyenin ultrason tecrübesinden bağımsız olarak kolay olduğunu söylüyor mevcut bilgiler. 2+ seviyesinde kanıtla ve bunun oldukça doğru ve reproducible, tekrarlanabilir bir parametre olduğunu gösteriyorlar. Fetal başın inişinde yine kanıt seviyesi 2+ olarak karşımıza çıkıyor. Ölçtüğünüz angle of progression'ın kafanın seviyesiyle ilgili, fetal başın seviyesiyle ilgili direkt olarak nerede olduğunu belirttiğini gösteren bir takım formülasyonlar geliştirilmiş. Gördüğünüz gibi angle of progression'ı ölçüyorsunuz ultrasonda ve buna göre kafanın istasyonuna bakıyorsunuz ve bebeğin başının gerçekten hangi seviyede olduğunu objektif bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Yapılmış çalışmalar şunu göstermiş, özellikle uzamış eylemlerde fetal başın seviyesini genelde biz overestimate ediyoruz. Ve tecrübeden bağımsız olarak tecrübeli bir obstetrisyen veya tecrübesiz bir obstetrisyen kaput süksüdeneum oluşmuş veya defleksiyon duruşunda bir kafada istasyonu daha iyi tahmin ediyor. Halbuki istasyon daha yukarıda olabiliyor. Ama siz ultrasonla angle of progression'ı kullandığınızda istasyonu fetal başın seviyesini yani daha doğru bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bu head direction da bizim için çok kıymetli. Özellikle operatif doğum öncesinde bu falx cerebri'nin annenin antero posterior pelvis çapıyla yaptığı açıya baktığımızda eğer fetal başın yönü yukarıya doğru gösteriyorsa bu başarılı operatif doğum için iyi bir marker olarak karşımıza çıkıyor. Head down dediğimizde bu falx cerebri annenin pelvisinde aşağıya doğru bakıyorsa bu başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Eğer baş anteroposterior anne pelvisinin açısına göre 30 dereceden fazla bir açı gösteriyorsa operatif doğumun başarılı olduğunu gösteriyor. Aslında bu başın kardinal hareketleriyle ilgili bildiğiniz gibi baş pelviste inerken hemen ekstansiyon öncesi tam bir rotasyon yapıyor. İşte bu şekilde
Bu açı gitgide bebek başına ekstansiyona getiriyor. Fetal head upsa, yani bu fax cerebri anteroposterior pelvis çapa doğru yukarı doğru kalktıysa, siz bu vakum çanını taktığınızda bu başı kolaylıkla çıkarabileceksiniz anlamına geliyor. Ama eğer vakum çanını taktığınızda fetal baş pozisyondaysa, tam rotasyonu tamamlayamayan bir başın vakumla çıkarılma ihtimali tabii ki azalıyor. Aslında bildiğimiz gerçekler, ama bunları dijital muayene ile bazen tecrübeden, bazen fetal başta oluşan ödemden iyi bir şekilde değerlendiremiyoruz. Bunun yerine ultrason kullanabiliyoruz. İkinci faydalı ölçüm kafa perine mesafesi. Burada da yine transperineal ultrason yapıyoruz. Arka forşete bu sefer probu gördüğünüz gibi aksiyel bir şekilde koyduk. Fetal başın, yani kranyumun dış borderında perineye kadar olan mesafeyi ölçüyorsunuz ve fetal başın inişini değerlendiriyorsunuz. Fetal başın inişi ile ilgili çeşitli mesafeler var. Mesela bu mesafe 36 milim ise kafa istasyonu sıfırdadır demiş bir çalışmacı. 35 milim ise sıfırdadır demiş. Bir diğeri de 38 milim ise sıfırdadır demiş. Gördüğünüz gibi bu ölçümler oldukça yakın ölçümler. Yani intra-observer variability'den de etkilenebilecek ölçümler. Dolayısıyla bu 35-38 arası değerlerde fetal başın istasyonunun ortalama sıfırda olduğunu bu çalışmaların sonucuna göre söyleyebiliriz. Ayşe söyledi, bu şekilde fetal başın rotasyonuna bakmak anlamlı. Biz ne istiyoruz? Bebeğin tam rotasyonu tamamlamasını istiyoruz vakum öncesinde. İşte bu rotasyonunu tamamladıysa yine doğumun başarılı bir şekilde gerçekleşebileceğini söylüyoruz. Aslında bildiğimiz gerçeklere ultrasonla bakıyoruz yine elimizle bakmadan önce. Yine şu midline angle ne kadar orta hatta yakınsa o kadar başarılı olacağız demektir. Orta hattan ne kadar uzaksa yapacağınız vakum ekstraksiyonu veya vajinal doğum takibinde daha doğumun süresi uzayacak demektir. Bunlara Ayşe değindi ama sonuç olarak Sayın Tulio Gi'yi de çok fazla bekletmemek için intrapartum ultrasonografi kılavuzunda İSYOG'un önerisi, eğer birinci safhada bir yavaş ilerleme veya doğumda bir duruş varsa veya ikinci evrede yine yavaş bir ilerleme veya eylemde bir durma varsa veya enstrümantal vajinal doğum öncesinde fetal başın pozisyonunu ve seviyesini daha net bir şekilde bilmek istiyorsak veya baş fleksiyon defleksiyon duruşunda mı bunu bilebilmek istiyorsak, buralarda intrapartum ultrason kullanılması faydalı olabilir. İndikasyonlar bunlardır deniliyor. Burada bir çalışma var diyor. Belki bu soru çok sorulabilir diye bunu söyleyeyim. Düşük riskli hasta, her şey yolunda gidiyor. Doğum eylemi normal ilerliyor. Siz bu hastaya, bu gebeye rutin ultrason yapıyorsunuz. İntrapartum ultrason yapıyorsunuz vajinal muayene ile beraber. Bunu yaptığınızda sezaryen oranını arttırıyorsunuz. Sezaryen oranını azaltacağınıza arttırıyorsunuz. Dolayısıyla bu konudaki kanıt düzeyi de bir eksi ve bu konuda da bunun intrapartum ultrasonun düşük riskli hastalarda sezaryen oranını arttırabileceği için rutin olarak kullanımını önermemekte istiyor. Hangi parametreleri, hangi durumlarda kullanırsanız daha iyi olabilir, onunla ilgili kanıt düzeylerini veriyor. Zaman için bunlara değinemeyeceğim. Ama özellikle daha iyi bir yöntem olsa da rutin olarak kullanılmıyor ama daha objektif bir sonuç veriyor bize. Dolayısıyla birçok ultrason parametresiyle fetal başın seviyesini ve pozisyonunu değerlendirmek için intrapartum ultrasonografiyi kullanabiliriz diyorlar. Bu şekilde kısaca, çok geniş bir kılavuz, daha geniş bir zamanda daha geniş anlatılabilir ama burada bitirmek durumundayım. Şimdi bu konuda bir direkt soru varsa soru alayım, yoksa Tulio Gi'yi davet edeceğim mikrofona. Bize basit ve komplike vakalarda kullanımıyla ilgili bir sunum yapacak. O
Okay, welcome to Professor Guy. Good morning. Good morning. It's a privilege and pleasure to see you. Thank you for accepting our invitation. Thank you. Thank you. I'm very glad to be here with you. So I need to be allowed to share my screen. Yes. Okay. Right. I think you can do it now. Yeah. Yes, we are. Just a second. All right. I need to. I need to log out and log in again because I need to give the habilitation to Zoom. Just a second. Okay. Video tekrar bağlanırken bir Serdar'ın bir sorusu soru ya da yorumu vardı. Bir de Barış'ın vardı. Serdar Türkiye'de özellikle bu fundal bası yani kristaller manevrasının çok sık kullanıldığını, bu da hani bu verilerin bize acaba yansımasında ne kadar gerçekçi olabileceğine dair bir yorum yapmıştı. Barış da forceps kullanımının Türkiye'de pratik olarak non-existent olduğunu, eskiden gerçi biz çok kullanırdık Hacettepe'de, hatta vakum bizde yasaktı Hacettepe'de kullanılması ama sonradan bütün Türkiye'de forceps neredeyse yok oldu ve vakum kullanılıyor. Ama Ayşe'nin sunduğu çalışmada önemli yine forceps şeyi var, Kuzey Amerika'dan gelen bir çalışma olduğu için. Yani bu iki noktaya da birine Barış, birine Serdar dikkat çekmişti. Hani onları da hemen burada bir ileteyim istedim ben bu arada. Bağlanabildim mi tekrar? Görmüyoruz şu an ama bakayım. Yani şeyin, kılavuzun söylediği, eğer düşük riskli hastaysa bu gibi hastalarda bunu yapmayın diyor, öyle mi? Yani sezaryen oranlarını artırabilirsiniz diyor. Bu sefer hastayı yani kendinizi de boşuna endişeye mi sürüklüyorsunuz diyor. Öyle diyor ama orada sunulan çalışma oldukça küçük bir çalışma diyor. O nedenle hani buradaki önerisinin de kanıt düzeyi çok yüksek değil. Ama elimizde bu konuda yapılmış tek bir çalışma var diyor. O nedenle rutin olarak kullanılmasını çok da fazla desteklemiyor gibi görünüyor. İndikasyonları vermiş. 4 indikasyon var. Doğum eğiliminin yavaş ilerlemesi 1. ve 2. safhada. Operatif doğum öncesinde, doğumun başarısını öngörmede veya bir defleksiyon duruşundan şüphelendiğimizde bunu teyit etmede. Evet, bence de çok mantıklı yani bu 3 indikasyon. Yani eylemi zaten hızlı ilerleyen, dijital muayenesinde senin herhangi bir rahatsızlık hissetmediğin bir hastada durup dururken yapılmasının herhalde gereği yok. Ama diğer hastalarda mesela ilginç olarak oksiputun anteriorda mı posteriorda mı olduğunu kadın doğum hekiminin belirleme olasılığının esasında ne kadar düşük olduğunu da gördük bu arada. Evet. I'm ready. If you want to allow me again, because all right, that's fine. Thank you. Can you see my screen? Yes, we can, Tulio. Can you? Oh, okay, perfect. Yeah, we that's can fine. See you and hear you. Fantastic. So I will start as asked with a background on the role of intrapartum ultrasound. We know that the assessment of the head station position, aptitude and progression has a key role in the management of labor to take the right decision by the obstetrician in charge. And these findings are usually based upon vaginal examination. However, we know that digital findings are subjective and mostly inaccurate, especially at the second stage due to the molding and caput. And ultrasound has been shown to support the clinician in the assessment of these parameters. And ultrasound can detect objectively the station, the position, and the attitude of the fetus, can quantify the fetal head descent, and can help the physician in two of the most important tasks in the management of labor, which are the
diagnosis of the cause of labor arrest, especially malposition or malpresentation, or in the choice between cesarean versus instrumental vaginal delivery when we are stuck in the second stage of labor. You have been hearing from the previous speaker to the presentation of the ISO guidelines, and this document has highlighted the clinical role of intrapartum ultrasound, trying to recommend when the use of ultrasound in labor ward should be considered appropriate, because as we know, the use should be considered under clinical circumstances that may increase the benefit without giving not useful information to the physician. And of course, for all the clinicians, for all those who love the obstetric semiology, we should bear in mind that ultrasound should be intended as an ancillary method and not a replacement of the clinical skills. So you have certainly heard about the recommendation regarding the role of intrapartum ultrasound that should be aimed at the assessment of a woman with a slow lack of progress in the first stage or a slow of lack of progress in the second stage of labor. Again, the third point, which is one of the most important, the assessment of fetal head position and station when we have to consider how to deliver a fetal in the second stage and when we have to choose between a cesarean delivery or an instrumental vaginal delivery. And finally, ultrasound can be considered in the attempt of giving an explanation to a labor arrest and trying to confirm visually the clinical suspicion of a fetal head malpresentation. So I will now lead you through a series of video that should remind you how to do intrapartum ultrasound. This is a video that has been produced with my former colleagues of Bologna regarding how to assess the fetal head position in labor. We start with transabdominal ultrasound. The probe is placed transversely on the abdomen, and when we reach an occipital anterior position, the occiput of the fetus, we can tilt the probe sagittally. We can see the cervical spine. This is the confirmation of an occipital anterior position. When we have an occipital posterior position, again, we start with transabdominal scan. We go down with the probe transversely on maternal abdomen, and when we are just below the pubis, we can see the two eye socket orbis, which witness the occipital posterior position. This is the method how to assess the fetal head position transperineally. We can, in an occipital anterior position, we can see quite clearly that the shape of the skull has a larger diameter when the fetal head is occipital anterior, and the narrower diameter at the frontal pole. And we can see very clearly the two choroid plexus, which are diverging anteriorly, because the two choroid plexus point toward the occipital pole. So when we have an occipital anterior position, also a transperineal scan, if we have an experience in scanning, we can easily spot an occipital anterior position. When we have an occiput posterior position, we can see again that the shape of the skull is oriented the other way around, the larger pole at the level of the occipital part of the skull and a narrower pole at the level of the frontal part of the skull. And again, we see the two choroid plexus, which are diverging and pointing towards the occipital part of the skull. So this is the transperineal approach in assessing the occipital posterior position. This is a video clip that has been published a few years ago, 2 years ago actually, on the American Journal. There are some music on the background, and is the method how to assess the fetal head position and presentation to spot the malposition and malpresentation. You see, we can have a look at this angle that is called occipital spine angle. This is the method to assess the flexion of the fetal head.
This is a occipital posterior position with a well flexed fetal head, so vertex presentation, the chin that is very close to the chest, using a sagittal approach. This is the transverse or lateral occiput position with the midline that is lying transversely. Very easy finding a transabdominal scan and also a transperineal scan. Now we have a look at the different varieties of the flex presentation. We know this is a vertex presentation, sinciput, brow presentation, and finally face presentation. We know that the flex presentation are a major determinant for labral rest. We can rely on the size of the width of the occipital spine angle, which is narrower in case of the flex presentation with the OA position. When we have a posterior occipital position, you can see that the fetal head is deflexed posteriorly, and there is a big room between the chin and the chest with an extended fetal spine. And transperineal, we can see the orbits of the baby. Finally, we have a variety of malpresentation, which is asyncretism, when the fetal head is not perpendicular to the entry of the birth canal, to the different sides of the birth canal. We have the two varieties, anterior, posterior. In this case, what is usually the typical finding is that the midline is not symmetrical on the scanning plane. So I'm sure that you are familiar with the different parameters. I'm not sure if you want me to show how to assess the different sonographic findings. I suspect that some of you has already shown how to measure the angle of progression, the head perineum distance, the progression distance, the head symphysis distance. So I think that I can skip a video clip showing how to measure this. I just want to remind you that there is a very nice correlation that has been obtained using MRI, using a CT scan between the sonographic findings and the clinical station that we assessed at digital palpation of the fetal head. And just to give some example, we know that the engagement of the fetal head is usually testified by an angle of progression, which is a width of more or less 120 degrees, and the net perineum distance, which is around 3.5 centimeters. This is a very important numbers to remember when we are dealing with the management of labor. Now we start with some cases. This is a woman with a prolonged second stage of labor. This is the transperineal scan, axial view, occipital anterior position, and you see at sagittal plane, we see the fetal head pointing up with a very large angle of progression. So this is a very easy case. We start with the easiest cases. In this case, we know that delivery is imminent, is impending. So if we need to do something, we can do an easy extraction, and in this case, there was a spontaneous vaginal delivery. This is another case of prolonged second stage of labor. All right, just a second. You see that this is the CTG, we have some deceleration. So the clinician is called, this is the sagittal approach, sagittal transperineal scan. We see the fetal head is horizontal compared with the pubis. And so the angle of progression is more or less 90, from 90 to 100, 110 degrees. And using the axial approach, we see that the fetal head is lying transversely. So this was a case of deep transverse arrest, and the woman was submitted to a cesarean delivery. I want to show you another case. Just this.
No, it's not this case. I want to go to the next slides. Hopefully it will come now. Yeah. Sagittal approach, transperineal scan. You see how the fetal head is, we cannot say that it's horizontal, because if you see the orientation of the pubis is more or less oriented upward, while the fetal head is horizontal. So we can say that compared with the pubis, the fetal head is pointing downward. And you see there is some very strange shape of the skull, like a cloverleaf skull. So this may witness the presence of molding. So that this means that this woman has a certainly an obstructed labor. And if we ask the women, as we have done in this case, to push, we see that there is very, very little or no movement of the head during maternal pushing. We have changed then the orientation of the probe, as you can see. You see how big is the room between the pubis and the fetal skull. We know that this is a very important clinical finding. Then we had a look and a transperineal scan axially, and we see the two choral plexus diverging posteriorly. So this is the typical finding of OP position. In this case, the clinician was really confident to deliver this baby with a vacuum, but actually this was a failed vacuum extraction and the woman ended up with a cesarean delivery. So this is another case, again, abnormal CTG, repetitive deceleration with increased baseline. This is the sonographic finding. Again, now you are really good at interpreting also transperineally this video clip. You see that the two choral plexus are diverging posteriorly and the fetal head is larger posteriorly than anteriorly. This is the typical finding in case of direct occiput posterior position with some caput succedaneum. Then we had a look transperineally on the sagittal plane. Compared with the other case, you remember in the other case, the fetal head was directed downward. In this case, the fetal head is more horizontal or upward compared with the other case. And during pushing, we have some movement of the fetal head. So you will see again, this is cases of our routine practice, what we do in our daily practice. And in this case, despite the fetal head was occiput posterior, there was no hint of the flex fetal head. The fetal head was trying to flex below the pubis, so it was decided to perform a vacuum extraction that was successful. This is one of the nightmares of the obstetrician, a perfect CTG trace with a sudden onset of bradycardia due to a sentinel event. It can be something that happens in case of uterine rupture, cord prolapse, or placental abruption. So fortunately, there was the ultrasound machine in the delivery room, so we could have a look at the fetal head station before deciding what to do, and we see that the fetal head is pointing upwards compared with the pubis, and there is some movement. The woman was frightened, so the efficacy of pushing was somehow altered. So based on this, it was decided to do a vacuum extraction that was easy due to the fact that the fetal head was pointing upward and the occiput was anterior. So this is a case of women, a multips. It was a patient with a previous baby. You see, in this case, we had a secondary arrest of the first stage of labor. And looking at transabdominally, we can see that the fetal head is not well flexed. There is some narrowing of the angle between the occiput and the spine. So this is what I showed you before, is a typical presentation, is a typical finding case of deflexed presentation with an anterior occiput. Transperineally, we can see some fascial part of the baby. We see the orbits, and also
We see the nostrils here, we see the lips. So this is what we expect to see in case of face presentation with posterior chin, that we know that is an absolute indication to cesarean delivery that was done to manage this case. This is again a secondary arrest of dilatation. Very strange in this case, this is a transabdominal scan. We have the profile view of the baby, and on the same scanning plane, we have a cross-section view of the heart with a four-chamber view. When we have this discrepant finding, so the profile of the baby and the transverse view of the chest, that means that the fetal head is not synclitic. This is a typical view of asyncretism. You see that there is a very nice wax model that has been a picture that I've taken in the Museum of Obstetrics of Bologna. So this was very known also in the 16th century. And this was the reason to perform a cesarean delivery. This is again, this is a great multips, three previous delivery with the secondary arrest of dilatation. You see in this case, there is this deflection, posterior deflection of the fetal spine with the chest that is looking at the ultrasound probe, and we see the fetal head down in the corner of the ultrasound view. This is a typical scenario when we have a deflex presentation with an occiput posterior position, and this was a variety of face presentation with anterior chin that very rarely can undergo a spontaneous vaginal delivery. In the vast majority of these cases, a cesarean delivery is needed, like it has been done in this case. Again, a prolonged first stage of labor with women stuck at 8 centimeters. This is a very nice case because the fetal head seems quite well flexed. This is a transabdominal scan, but if you have a look, you can see a part of the hand of the baby that is approaching the occipital spine. So looking with more very carefully, we could detect this finding that was the reason why we decided to perform a cesarean delivery, because we believed that this case of labor arrest was followed by this associated arm that was creating a difficulty of the baby to not negotiate the birth canal. This is again a case of abnormal CTG. You see very early in the morning, 1:50, so is the typical case where the clinician is called in the labor ward to take a clinical decision by the midwife or by the junior colleague. This woman actually had been pushing for more than 3 hours, so a prolonged second stage of labor for this no-lips woman. Here you see some measurements. You see on the sagittal plane, the angle of progression was 112. If you remember the table that I showed you before, that means the fetal head was around -1. And looking transversally, we see that the fetal head is the position is occiput transverse or occiput lateral, because you can see very clearly the midline that is lying transversely on the scanning plane. Due to these findings, the option of performing an instrumental vaginal delivery is not practicable, because we know that the fetal head should be at least engaged, and the clinicians sometimes are really stubborn. We know that there are some obstetricians that believe that with the fingers they can have more clear perception than with ultrasound. So this colleague decided to try vacuum. The vacuum failed. Then there was a sequential use of forceps. The forceps failed, and actually the cesarean was needed to deliver this baby. But you know very well that a cesarean delivery performed due to failed vacuum extraction or forceps extraction is a very, very unfavorable situation, because it increases the risk of neonatal trauma and intracranial hemorrhage. Okay, so again, prolonged first stage of labor. You see how
bended, irregularly bended is the spine. And we can see that the spine is, has a very, very fuzzy curvature. And funny curvature, we see this, the fetal heart beating. This is the transperineal scan. This is a very interesting case. We see some caput. And what is very typical of this case is that the fetal head is quite far away from the two branches of the pubis. And we see some caput on the lateral parietal bone. Again, we have three options: expectant, augmentation, cesarean delivery. And in this case, the option chosen by the clinician was a cesarean delivery due to anterior asyncretism, because the fetal head was tilted towards the sacrum. That's the reason why we had such a big caput on the parietal bone, and we cannot see the fetal head approaching the pubis, but we could see that the parietal bone was far away from the pubis. And again, if you remember how the spine was bended, a transabdominal scan, this is not difficult to understand if we look how is bent the spine in a fetus with anterior asyncretism. This is a woman, again, with a prolonged second stage of level. If we rely on the transperineal scan, this sonographic finding do not seem unfavorable. You see the fetal head actually is horizontal toward the pubis with some tendency to go upward during pushing, but we have such a big caput. Yeah. What is very, very strange in this case is the axial findings. That's the reason why I recommend always to combine the sagittal scanning with the axial scanning, the transperineal scanning. And if you have a look at the axial scanning, what is really, really strange in this case, and that we cannot see clearly the midline. And actually, we see we have very, very strange echo within the fetal head, and we have such a big caput on the parietal bone. And finally, you see how close in this case the parietal bone comes to the branches of the pubis. It seems like the fetal head is tangential to the pubis. So if we combine this finding, we can have a suspicion that something strange is happening in the fetal head descent. Well, the clinician in this case, again, it was a senior one, he was really confident that the fetal head was deeply engaged. So he decided to try for a vacuum extraction. And when he was trying to do that, I was filming with ultrasound what was going on. And interestingly, you see that this is a trial of vacuum under ultrasound control. There is a detachment of the cap while the fetal head is tracted downward. This is the sonographic demonstration of a vacuum failure. What happened in this case is that it was needed to do a cesarean delivery due to the posterior asyncretism of the head. And again, on this drawing, you can see quite nicely how to explain the finding that we had before. You remember, we could not see the midline because the midline is very, very close to the pubis. And actually, we could see this big caput on the parietal bone, and the fetal head was very close to the pubis, was almost touching the pubic bones. So this is the typical finding in case of posterior asyncretism, which is mostly incompatible with the option of vaginal delivery. We have published this case just to warn the clinician that we cannot rely just on one single scanning plane when we do intrapartum ultrasound. If we had to rely on the angle of progression, you see that the angle of progression was good. When the patient was actively pushing, we could measure 143 degrees that is considered to be an indicator of easy vacuum extraction. But if we combine this angle of progression, this scanning plane and this angle of progression with the more unfavorable sonographic finding on the axial plane, this should lead us to consider more carefully the option of instrumental vaginal delivery. The only way for us in this case to get
the mid sagitta, the midline of the head was to tilt up towards the pubis, the probe. Otherwise, we could not see at all the midline, as I show you in the previous video clip. This is another interesting case, a woman that was submitted to induction of labor and following 24 hours of prostaglandin and 6 hours of oxytocin, the cervix was completely unchanged. So we decided to do an ultrasound scan just to understand if there was a possible reason for this failed response to the induction. And actually it was interesting to find that the fetal head was lying just between the fetal head, the fetal hand was lying between the head and the cervix. So this was a case where the lack of response to the induction was done to this sort of compound encephalic presentation. And we have published this case of ultrasound in 2017. Let's move now to a gallery of cases of occiput posterior position with the different varieties. You see the two eye sockets at transabdominal scan are the clear demonstration that the fetal head is OP position. I will show you now how we assess the degree of flexion or deflection in OP position. We started a study in our department measuring this angle between the chin and the chest. We have called this parameter chin-chest angle. In this case, the fetal head is very, very close to the chest. There is a good angle of flexion of the head on the chest. And unfortunately, you see the head perineum distance is quite large, is 5.3 centimeters. And this is something that is associated to an engaged fetal head. And the angle of progression is really unfavorable because it's under 17 degrees. So this is the video clip showing that during pushing, the fetal head is not moving at all. So if we combine the OP position, although flexed, with a very high station, with unfavorable angle of progression and unfavorable head perineum distance, the option, the most convincing and safest option to deliver this baby was a cesarean delivery. This is again of a case of prolonged second stage of labor in a woman with a direct occiput posterior position. You see very clearly the two eye sockets with the fetal head with a probe that is lying transversely on the abdomen. Transabdominally on the sagittal plane, there is some difference in the degree of flexion compared with the previous case, because you see that the fetal chin is not completely touching, is far away, somehow far away from the chest. So the fetal head is sort of vertical. It's called the military position. We know that this is a variety of fetal head deflection. And you see that in this case, the chin chest angle was 56 degrees. That is the double value compared with the previous one. Transperineally, again, we see very clearly the occiput posterior position based on the shape of the skull and on the orientation of the choroid plexus. The head perineum distance was favorable, was 2.2 centimeters. So the fetal head means that was at least plus one. And the angle of progression was compatible with the engagement of the fetal head. So based on the clinical finding and sonographic finding, the clinician decided to do a vacuum extraction. It was a difficult vacuum. And one of the reasons for the difficulty was the fact that the occiput posterior was a mild variety of deflection, was a syncopate presentation. And due to the difficult vacuum and to the fact that the fetal head was pointing downward, as expected and described in these cases, we had an injury of the anal sphincter, what is called oasis, that of course is a major tear of the birth canal. Another case of prolonged second stage of labor with, again, a direct OP position at transabdominal scan. In this case, the degree of deflection of the fetal head is more evident. You see that the fetal chin is far away from the chest, and also the
cervical spine is bended posteriorly, the chin chest angle is more than 100, so 112 degrees. So this is a typical OP position with a deflex presentation. Looking transperineally, we had a head perineum distance that is compatible with an unengaged fetal head, 4.6 centimeters, and also the angle of progression is unfavorable with the fetal head pointing downward. So again, based on the clinical and sonographic finding, it was decided, safely decided to SSI delivery. This was a deflexed occiput posterior position. So I want just to highlight and draw your attention on this study that we have just published. It is online since the beginning of April and will be available for full download in the next few weeks. In this case, we have assessed women with a prolonged second stage of labor. We have shown that beside the sonographic station, also the degree of fetal head flexion or deflection in occiput anterior, occiput transverse, or occiput posterior impact on the chance for this fetus to undergo a vaginal delivery or to need a cesarean delivery. And these are the measurement of the two angles that have been shown again in this paper, the occiput spine angle. The wider is the angle, the more flexed the fetal head. This is a very useful parameter for occiput anterior and occiput transverse fetus. And this is the chin chest angle that I just showed you before. This is the index to quantify the fetal head deflection in OP position, because you have seen that when the fetal head is occiput posterior and this is also deflexed, the chance of labor arrest and the need of cesarean delivery is much increased. So this is my final slide, just to summarize what I discussed with you. Thanks to the use of ultrasound in labor, we can objectively assess the main parameters to understand how to manage labor. So position, station, rotation, and attitude of the fetal head. We can confirm the clinical finding or reinforce our clinical finding before an obstetric intervention is needed. And what is very important for most of the cases where we do not know, where we ignore why the woman that apparently was a patient at low risk of labor arrest, to clarify why in that cases there was an arrest of labor, thanks to the use of ultrasound, we can give a name to the cause of dystocia, and based on that, we can refine the management of labor. And I want to thank for your attention, and again, to the organizer for inviting me to this very interesting webinar. Thank you very much for this excellent presentation. Now I'm checking the chat box for any questions, and I may ask the participants to ask if you have some more minutes, 1 or 2 minutes, I think. Yes. There is a question, actually. What do you think about the role and need of levator ani co-activation evaluation and pelvic floor measurements? Is it necessary to evaluate? This is a very, very, very interesting question. I think that so far ultrasound have focused more on the static assessment of the fetal head in the birth canal. There are some interesting reports and some interesting study regarding the change of the fetal head descent during pushing. So the delta angle of progression, the delta head perineum distance. And I know that some of you have presented this data in these studies before. The aspect that we need to explore further is the change of the birth canal and of the perineum of the woman during maternal pushing. And we know that, unfortunately, due to the fact that the women are not used to activate that muscle before the pregnancy and before labor, some of these women, rather than increasing the size of the birth canal, tend to co-activate the levator ani, and this lead to a narrowing of the size of the pelvic hiatus.
I'm sure that if we combine the sonographic finding regarding the fetal head with the sonographic finding regarding the maternal perineum, we can further improve our ability to understand which is the labor of outcome and the outcome of labor, and which is actually the best way to manage that labor. So I think that now on the parameters regarding the fetal head, the scent, more or less, we have fully explored what we could explore. We have a couple of areas where we need to improve. The first area is the one that you just asked me now. So our ability to assess properly in the easiest method that is possible, because one of the problems in assessing the perineum is the fact that most of the study have been performed using the 3D ultrasound technique. We need an easy technique to assess the diameter of the pelvic hiatus in women that are close to labor or during labor. And second, thanks to this study, we need to understand how to teach women to activate properly the right muscles during the childbirth in order to relax and not to coactivate the levator ani and to increase the size of the birth canal. The third point, and on this we are conducting a study now in Parma, we need to improve our ability to assess the pelvic sides with the ultrasound. There are some study on the subpubic angle. This is the expression of the transverse diameters. Now we are publishing data on the sides of the obstetric conjugate. If we have data on all these aspects, so the size of the baby, the descent of the baby, the size of the pelvis, and the dynamic changes in the maternal birth canal, we have all the elements that can help us in the right management of labor. Thank you very much for this detailed answer. Because you are short of time, I'm not planning to ask you any more questions. Just thanks for this excellent presentation. And I pass the microphone to Dr. Urman. Hocam, sizin... Çok teşekkürler. Turio, thank you very much. It was a great lecture. Although I'm a reproductive endocrinologist, I really enjoyed it. We hope that you will be with us again. It will be a pleasure. Yes, it will be a pleasure. I have very close friends in your country, and your country is one of the most beautiful countries in the world. And I think that the level of interest in labor ultrasound that has been shown from Turkey is very high. So I really hope and I'm sure that we can have further collaboration and further exchange in the future. Thank you very much for joining us. You're welcome. Thanks and goodbye everybody. Thank you. Bye-bye. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gelecek haftaki programımız yine obstetrikle alakalı olacak. Onunla ilgili duyuruyu hemen yarın sizlerle paylaşacağız. NIPT ile ilgili bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.